Herkese merhaba arkadaşlar. Medya Tilkisi YouTube kanalı Ali Çetin'le gündeme dair programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü konseptimizin biraz farklı olacağını ilk bölümde söylemiştik. Şimdi hiç lafı uzatmadan magazin gazetecisi sevgili Funda Erkoç'la birlikte programı çekeceğiz. Merhaba sevgili Funda. Merhaba, naber, nasılsın? Teşekkürler sevgili Funda, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Hiç beklemeden soru cevap şeklinde başlayalım. Evet. Ben sana hemen bir şey soracağım. Kanal 7'deki günlük dizileri seyrediyor musun? Evet, yani şöyle, tabii birebir izlemiştim yok ama denk gelirsem izliyorum. 4 tane orada günlük dizi var. Evet. Peki bunlardan hangisini daha çok seviyorsun? Sana keyif veren hangisi? Ben Kan Çiçeklerini seviyorum. Vav, wow, sen de mi? Yani ben şöyle, Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş hastası bir insanım. Gerçekten. Oo. Samimiyetimle söylüyorum. Güzel, güzel. Ben de seviyorum Yağmur Yüksel'i ve Barış Baktaş'ı tabii ki. Ama ben senin sayende bu diziye başladım, onu da biliyorsun. Ya, sağ olasın. Ben şöyle bir şey dikkatimi çekti. Tamam, bu Kan Çiçekleri reytinglerde bazen 100'e de giremiyor. O tamam, orası. Ama işte ben de onu anlamıyorum. Reyting kitlesi var Ali. Ben de çok şaşırıyorum. Nasıl oluyor ya diyorum. Niye reytingler peki yansımıyor? Yağmur'a, Barış'a, hasta bir sürü fan kitlesi var. Özellikle yurt dışındakilere bayılıyorum onlara. Bir sanatçıyı bu kadar mı güzel sarıp sarmalarlar? Benim çok hoşuma gidiyor ya. Yani benim de çok hoşuma gidiyor. Sosyal medyada, yani ben bir teşekkür videosu zaten YouTube'da çekmiştim. Yağmur Yüksel'in fanlarına. Yani buradan şöyle, Barış Baktaş fanları Ali abi neden bizden bahsetmedin diye sitem etmişler. Şöyle, ben onu ikinci programda zaten Barış Baktaş'ı işlemeyi düşünüyordum. Onu da sana söylemiştim zaten. Yani buradan evet. Programın başında Barış Baktaş ve fanlarına da sonsuz teşekkürlerimizi sunalım. Evet, Barış Baktaş da gerçekten çok yetenekli. Oyunculuğun yanında biliyorsun bir de şarkıcı şeyi var onda da. Şarkıcı kimliği var, evet. Şarkısı çıktı. Evet. Yeni bir şarkısı çıktı. Sesi de çok iyi. Çok keyifli. Ben de çok beğeniyorum ya onu. Duruşu da çok iyi ya. Oyunculuk olarak da güzel. Ama nasıl güzel yakışıyorlar? İyi bir şey. Güzel yakışıyorlar ama, değil mi? Çok yakışıyorlar. Ben şeyi de beğeniyorum. Esaret dizisini de beğeniyorum. Cenk Torun'un da inanılmaz hayranları var. Onlara da buradan selam söyleyelim. Kanal D. Demir Patlı karakterini inanılmaz güzel oynuyor. Bunun altını çiziyorum yani. Evet, Kanal 7 dizileri, evet, reytinglere ya gündüz kuşağı olduğu için mi acaba girmiyor onu da bilmiyorum. Ama aslında sana da söyleyeyim onu. Onu bir araştıralım istiyorsan, olur mu? Ya evet, onu araştıralım. Hatta şöyle bir anım var onunla ilgili. Hemen burada kısaca anlatmak istiyorum onu. Tabii tabii, buyur. Ben fizik tedaviye gidiyordum bir hastanenin birinde. Orada işte böyle bir sohbete denk geldik. İşte bana fizik tedavi uygulayan uzman şey dedi. Ya öyle bir şey ki burada dedi televizyonda dedi gelen dedi hastalarımız özellikle orta yaşın üstündeki hastalar illaki Kanal 7'yi açın dizi saatimiz geldi diyorlarmış. Yani biz evet. Bunu seyredeceğiz, bunu seyredeceğiz. İllaki diyor bizi onu açtırıyorlar diyor ve biz bu işlemleri yaparken diyor onlar da oturup dizilerini seyrediyorlar. Bu da ama, çok ilginç bir şey. Ama çok ilginç gerçekten, hani o kadar seviliyorlar ki. Yani ben şaşırdım. Ben teşekkür videosunda da aynısını söyledim. Yani YouTube'da gerçekten ilk bölüm Ali Çetin'le gündeme dair programı gerçekten acayip izlendi. Yine teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, yani senin de soracaklarım vardır. Buyur. Ama sorular sürpriz. Evet, onu biliyorum. Ya ben şimdi hemen sana şey soracağım. Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar'la alakalı ne düşünüyorsun? 4 tane isim belirlendi ama bu 4 tane isimden İsim içerisinde ben Yağmur Yüksel'i göremedim. Yani ve onu gerçekten üzüldüm. Ben bu sene onun gerçekten de Yıldızı Parlayanlar içerisinde olmasını gerektiğini düşünüyorum. Madem bu kadar çok seviyorum, yani bu kadar taraftarım var. Şöyle sevgili Funda, benim şahsi Instagram'ıma
mesaj yağdı bu konuyla ilgili. Yağmur Yüksel'in fanları, hele ki Ali Çetin'le Gündeme Dair'in birinci bölümünden sonra yani Ali abi, işte Yağmur Yüksel Altın Kelebeğe aday gösterilecek mi? Bununla ilgili bilgin var mı? Şöyle, buna da bir açıklık getirelim. Hani madem konuya Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'la birlikte giriş yaptık. Şöyle, ben aday gösterileceğine inanıyorum. Bu benim şahsi fikrim. Hani eğer ki gösterilmezse, yani o işte bir tuhaflık olduğunu ben bu sene düşüneceğim. Çünkü yani bu kadar hayran kitlesi olan bir insanı, sosyal medyada bu kadar güçlü olan bir insanı görmezden gelirlerse, bilmiyorum, hani bir anket kullanılıyor Altın Kelebek'te bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Hani Yağmur Yüksel işte orada aday gösterilecek mi? Yani benim şahsımca yaklaşık aralık... Ben şahsen Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar içerisinde olmasını bekliyordum ama onun içerisinde yok. İşte olmadı. Acaba başka bir tarafta mı aday gösterilecek? Evet, o kategoride yer alabilir mi? O önemli. Alması taraftarıyım. Olması taraftarıyım. Ben de çok istiyorum gerçekten. Sezonluk bir olay değil biliyorsun. Evet. Yani çok geçen seneden beri bu Yağmur Yükseliş'in yükselişi devam ediyor. Ve çok da iyi bir kariyer planlaması yapıldığını düşünüyorum. Kendisiyle evet. alakalı buradan menajerini de kutluyorum. Çok düzgün adımlar atıyor ve ağır ağır o merdivenlerden yukarı çıkıyor. Ve inanıyorum ki 1-2 sene içerisinde en çok aranılan kadın oyuncuda, genç kadın oyunculardan biri olacak. Yani evet, benim şahsıma ondan hiç şüphem yok. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum ben. Yağmur Yüksel'in fanları bana onu da sordular. İşte Ali abi, Yağmur Yüksel'le röportaj yapacak mısın sorusu geldi. Yani şöyle, ben şahsıma, kendisine ben ulaşabilirsem, menajeri aracılığıyla ya da kendisine ulaşabilirsem, tabii ki Ali Çetin'le Gündeme Dair programına kendisini online konuk almak isterim. Çok isterim hem de. Evet, çok da güzel olur. Bu arada bana gelen bir istek daha var. Rüzgarda Tepe oyuncularıyla alakalı Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'la da bir röportaj yapılmasını özellikle rica ediyorlar. Yine yurt dışı fanları. Bu da sana ileteyim bunu da. Şöyle, ben onu not alayım. Ekip arkadaşlarımız da onu not alsınlar. Evet. Onunla ilgili bir çalışma yapalım. Evet, o da çok güzel olur bizim açımızdan. Hatta yani soruları fanlar sorsun. O da olabilir. Biz o soruları yöneltelim ve cevaplarını alalım. En güzel bu. Çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Tamamdır o zaman. Bunu da not aldık bir yere. Bu arada ünlülerin yurt dışı çıkartmaları devam ediyor. Mesela Hande Erçel'i görüyorum New York'ta. Ve New York tarzı konuşuluyor Hande Erçel'in. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben çok zarif ve çok şık buldum. Hande Erçel'in de çok büyük fanları var. Sosyal medyada biz zaten medyatilkisi.com'da Hande Erçel'in bir haberini yaptığımızda Twitter'da muazzam bir derecede yani etkileşim alıyor. Bunu ben her zaman söylüyorum. Hande Erçel'in 2 gün önce yanılmıyorsam bir haberini yaptık. Biz fanları bir sitem etmiş Amerika tatilinden döndü diye. Evet arkadaşlar, döndüğünü biz de biliyoruz zaten. Biz Hande'nin tarzı nasıl olmuş şeklinde aslında haber yaptık. Ama evet. Amerika tatilinde devam eden ibaresi kullandığımız için tabii fanları bunu çok yakından takip ediyorlar. Ama şöyle bir şey, ne derler, Leyla'yı havada gördü derler ya çok gezenler için. Hande gerçekten hani yerinde durmadığı için, devamlı bir tatil modunda olduğu için ve dünyanın çok ülkesinde yer aldığı için yetişemiyoruz hızına. Muazzam şey ama muazzam geziyor. Yani şöyle, tarzını nasıl buldum? Tarzı çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Yani Hande Erçel, o kadın giyinmeyi biliyor. Ben bunu bilir bunu söylerim şahsıma. Evet. Peki aynı şekilde bir Fahriye Evcen olayımız var. O da Fransa'ya gitmiş ve sosyal medyada dikkat çeken bir durum vardı. İnşallah sırtındaki gerçek yüktür dediler. Evet ya, çok tepki çekti sevgili Fahriye. Fahriye'ye de buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yani
yapay olduğunu düşünüyorum sevgili Funda. Ben de öyle düşünüyorum. Zannetmiyorum gerçek Türk kullanacağını. Mutlaka bu konuda o da dikkat ediyordur. Ama şey diyorlar, çok abartılı. Sokak için mesela çok abartılı. Ya sokakta da sokakta bir fotoğraf vardı, o benim çok dikkatimi çekti. Herkes dönmüş bakıyordu ve kürke bakıyorlardı. Bu arada herkes, bütün kadınlar kürke bakıyordu. Acaba tepki için mi bakıyorlar? Hoşlarına mı gitti, o yüzden mi bakıyorlar? Bence hoşlarına gitti. Bence çok hoşlarına gitti. Yani biliyorsun bizim kadınlar Fahriye, çantaya bakar, ayakkabıya bakar. Fahriye. Sevgili Funda, Fahriye bu pozu Fransa'da, Paris'te mi verdi yoksa? Fransa'da. Ha, Fransa'da. Şimdi kısa bir tatil molası vermişler Fransa'ya doğru. Anladım. Tabii dönmüş de olabilirler. Bizim videomuz yayınlandığı zaman dönmüş de olabilirler. Hadi kimse demesin şimdi, ay onlar döndü falan filan. Vallahi yetişemiyoruz. Şeydeki, Hande Erçel'deki gibi tepki almayalım. Şöyle, bizim Türkiye'de olsaydı da o Kürt'le sokakta geziyor olsaydı Fahriye Evcen, bence tepki toplardı diye düşünüyorum. Ama yurt dışında bence daha çok büyük tepki toplar. Bizde gene bu kadar yani şey yapmazlar. Sosyal medyadan daha çok tepki verirler. Ama biliyorsun yurt dışında daha konuya şeyler. Daha hassaslar. Daha dikkat. Daha hassas, evet. Daha hassaslar. Aynen öyle. Ben beğendim. Yani benim hoşuma gitti. O tarz güzel. Biraz fazla böyle şeydi. Yani dikkat çekiciydi ama yakışmış. Güzel kadın ya. Yakışıyor. Ne giyse yakışıyor. Yani o kadına evet, ne giyse yakışıyor. Gerçekten öyle. Ya bu arada şeyi soracağım sana. İkardi olayını ne yapacaksın? Ya ben... Ya. Neden ayrılmışlar ya? Ya bu sefer ama sağlam ayrılmışlar. Galatasaraylı Mauro Icardi DNA testi istemiş diye biliyorum çocukları için. Ya zannetmiyorum ya, bence ama şimdi İtalyan gazetesinde galiba çıkmış o. Ama şimdi o kadar da değildir ya. Ama şimdi Vandanara yengemizin yaptığı hareketlerden dolayı eğer ki Icardi iki çocuğu için DNA testi istiyorsa adam bence haklı ama ya. Ama en son gördüğü fotoğrafta gene yüzüğü eline takmış Allianz'ın. Ya işte diyorum ya, şimdi bir şey söylesem artık YouTube'da rütüye... Yok gerçekten ya. Hani ben şöyle o konuyu bilemiyorum, mutlu olsunlar diye. Mutlu olsunlar diyeceğim, başka da bir şey diyemiyorum. Aşkın gözü kördür. Aynen öyle, aynen öyle, gerçekten öyle. Yani yapacak bir şey yok. Yapacağımız bir şey yok. Adam zaten kendisi kabulleniyor ki her şeyi. Evet. Şey diyemiyoruz şu anda. Biz de diyemiyoruz onunla alakalı. Aynen öyle. Orada Belcan'ın diyorum 12 yıl boyunca menajerliğini yüzünden sevgili Cengiz Han Sabuncu'yu kaybettik geçen dün. Allah rahmet eylesin. Ben de çok üzüldüm. Sibelcan gerçekten de çok üzülmüştü. Sibelcan'la birlikte bir sanat dünyası gerçekten hepsi üzüldü. Çünkü Tıpatıp Show adı altında tiplemeler de yapıyordu Cengiz Han Sabuncu. Ya inanılmaz bir şey yani. Kimse böyle, ben Tanyeli'nin bir sözü, cenazeye geldi Tanyeli bu arada. Tanyeli'nin bir sözünü çok böyle içine oturdu. Ona da çok ben geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, şifalar diliyorum Tanyeli'ye. Çok zor bir dönemden geçiyor. İnşallah atlatacak. Sağlığına tekrardan kavuşacak. O çok böyle derin bir laf söyledi. Ben kendimi beklerken Cengiz Han'ın ölüm haberi geldi. O benim kardeşimdi. Çok kötü oldum dedi. Ya işte hayat çok böyle, ne bileyim, insanı tersten böyle bir anda vuruyor. Allah ona da şifa versin. Amin. Cengiz Han Sabuncu'ya da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve başı sağ olsun. Magazin dünyasını gerçekten sarstı onun ölüm haberi. Medyatilkisi.com ailesi olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu arada Ankara'lı Turgut'la alakalı da bir haber çıktı. Entübe edilmişti. Ona da acil şifalar diliyorum. Bazı basın, sosyal medya bazı yerlerde evet, öldü.
Hayatını evet öldü, hayatını kaybetti haberi geldi. Bugün ben de gördüm ama kızı yalanlamış galiba o haberi. Evet, ondan yalanlama geldi. Ya çok ben anlamıyorum. Hani bu olayı gerçekten anlamıyorum. Bir ölüm haberi aldığınız zaman bile birkaç kez farklı farklı yerlerden teyit etmeniz lazım. Evet, o çok önemli. Hele ki bu insan ünlü biri ise siz bunu oradan buradan gördüğünüz sözlerle ya da size gelen işte tiyolarla hemen yayınlarsanız o kişiyi sevenleri çok üzüyorsunuz. Yani bunu bir düşünmeniz lazım öncelikle. İşte böyle ölüm haberleri verilirken gerçekten de tiyo alınması lazım. Ya yani o insanın sonuçta bir ailesi var ya. Aynen. Şimdi ne kadar üzücü bir şey. Hani olmayan bir şeyi böyle haber yapıyorsunuz. Gerçekten de ben de bir anda Allah Allah bir şoka girdim. İnanamadım yani. Çünkü hani bize gelen bir haber yoktu bununla alakalı. Entübe edildiği, tedavisinin devam ettiği üzerinde bir haberimiz vardı bizim de. Evet. Onu da yayınlamıştık zaten medyatepkisi.com'da. Ama böyle bir üzücü haber alınca biz de panik olduk. Ama neyse ki kızı yalanlamayı yaptı. Diyorum işte Ankara Turgut'a da Allah şifa versin. Tez vakitte şifalansın. Allah sevdiklerine bağışlasın onu da. Ya üzücü haberler çünkü sanat dünyasında çok arka arkaya gelmeye başladı. O yüzden de... Çok arttı biliyor musun sevgili Funda? Çok arttı ya. Gerçekten öyle. Hani Allah hepsi yani... Tabii vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı. Ya hasta olan çok ünlümüz var aslında biliyor musun? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani bazen öldükten sonra o kişileri ah ah vah vah diye anıyoruz. Kıymet biliyor. Aslında sağlıklarında yanlarında olsak, arayıp sorsak, özellikle eski çok eskileri söylüyorum. Hani unutmasak ya. Çabuk unutuyoruz biz her şeyi. 3 gün sonra unutuluyor. Hani ölen vefat eden 3 gün sonra unutulur diyorlar ya. Bizim ülkemizde bu gerçekten böyle. Ya şimdi biraz böyle ekran önünde fazla olmayıp fazla popülerliği biraz kaybettin mi herkes seni unutuyor. Aslında çok çok müthiş değerlerimiz var. Her zaman onları hatırlamamız lazım. Bu konuda bilmiyorum. Ben mi çok hassasım yoksa bilemedim valla. Yani evet yani şimdi şöyle ölüm konusunda evet hepimiz hassas olmamız gerekiyor aslında. Çünkü tamam ölene Allah'tan rahmet diliyoruz. Her zaman böyle. Yani ha. Ama işte 2 gün sonra 3 gün sonra unutulması ya işte insan üzülüyor ya gerçekten üzülüyor. Bu arada neyse biraz güzel şeyler konuşalım. Evet. Sıkmayalım, üzmeyelim insanları. Güzel şeylerden bahsedelim. Yine dizi dünyasına dönelim. Leyla dizisi hakkında ne düşünüyorsun? Leyla dizisi hakkında şöyle, ben kendim birçok diziyi internetten takip ederim. Hani televizyondan dizi kültürüm benim yoktur. Leyla dizisi şöyle, Leyla dizisi reytinglerde ilk 3'e girdi. Medyatilkisi.com'da zaten günlük reytinglerde bunu görebiliriz. Hani evet. Başlangıcı iyi yaptı aslında. Ya kadrosu da çok güzel sevgili Funda. Kadrosu da çok güzel. Burada ben Nur karakteri yani benim top 10 numaram benim. Gonca Musa Ter'i buradan tebrik ediyorum. Ama İnanılmaz çok iyi oyuncu değil mi? Ama çok iyi. Bu son bir önceki bölümde yaptığı o dans vardı ya. Evet. Ya, muhteşem. İnanılmaz bir oyunculuk. İnanılmaz bir doğaçlama orada. Takdir ettim kendisini. Ve bu diziye de gerçekten de çok yakışmış. Karaktere çok yakışmış. Evet karakter hani olarak çok yakışmış. Şöyle hani inci taneleri kafadan böyleydi biliyor musun? Nasıl etkileşim alıyordu? Biz bir haberini yapıyorduk. Şimdi Leyla evet. Dizisi, Leyla dizisi de aynen öyle. Zaten geçtiğimiz günlerde bizim Twitter hesabımızda biliyorsun öyle böyle bir etkileşim almadı. Hani o dizinin bile fanları olduğunu biz o zaman öğrendik zaten. Evet ve dediğim gibi kötü karakterler de artık sevilmeye başlıyor. Çünkü sevdiriyorlar kendileri inanılmaz bir şekilde. Ben bu karakteri, Nur karakterini çok sevdim. Ne kadar da kötü olsa.
Bu arada İnci Taneli demişken onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu sezon nasıl gidiyor sence? Yani bu sezon biraz geç başladı. Bazı sıkıntılar varmış galiba. Hani yani prodüksiyon sıkıntısı mı var yoksa niye geç başladığı ile ilgili zaten bir açıklama yapılmadı. Onunla ilgili ne düşünüyorum? Şöyle geçtiğimiz yani birinci sezondaki reyting bence ikinci sezonda yok. Ben bunu görebiliyorum. Hatta reytinglerde evet ilk sırada ama tabii ki izlenme oranlarında biraz ben de yani düşüş görüyorum. Yani şimdi bu biraz sosyal medyada reyting şöyle tabii televizyondan izlenebilir. Bir dizi televizyondan izlenebilir. O zaten reytingi alıyor. Ama sosyal medya kısmına baktığımızda yani çok bir etkileşimini göremiyorum ben İnci Taneleri'ni. Ya şöyle bir şey, hikaye biraz ağır ilerliyor sanki bana göre. Bir türlü hala ne olduğunu anlayamadık. Yani seyirci de anlayamadı ki. Bunu seyirci de anlayamadı zaten. Hani niye o hapse düşüldü? Dün hala bir soru işareti. Bir sezon geçti. İkinci sezondan işte kaç 7-8 bölüm oldu. Hala o soru işareti devam ediyor ve bu arada çok fazla çatapata başladı dizinin içerisinde. Böyle diyorum artık. Çatapata diyorum. Hani dizinin daha çok seyredilmesi için mi bu çatapata olayları daha çok arttırılıyor? Yani bence şöyle senarist ve yönetmen tarafından o şekilde yapılıyor olabilir diye düşünüyorum. Hani kötü adamlar gittikçe fazlalaşmaya başladı. Ya ben biraz daha böyle naif, böyle daha duygusal bir dizi bekliyordum. Böyle yumuşak bir dizi bekliyorduk aslında. Evet, biraz daha böyle hani daha aşk meşk, daha böyle duygusallık, işte baba kız ilişkilerindeki o şey, ince noktalar falan böyle. Çok güzel bir hikayesi var normalde aslında. Evet. Ama son dönemde kötü adamlar çok fazla diziye dahil olmaya başladı. Çukur dizisi. Biraz böyle seyrediyor seyrederken. Çukur dizisine dönmeye başladı. Evet ya. Biraz öyle bir çukurlaşmaya başladı. Aynen yani. Aynen çukurlaşmaya başladı. Çukurlaşmaya da... Güzel bir dönem. Sana soruyorum. İnanılmaz güzel bir dönem dizisi geliyor. Şakir Paşa ailesi. Evet ya onu çok merak ediyorum. Gerçekten öyle. Yani hikayesinden kostümlerine kadar inanılmaz güzel bir dizi geliyor. Zahide, zaten Vahide Perçin'i çok severim. Oyunculuğu 10 numaradır. Fırat Tanış da öyle. Ve Devrim Yakut var ya dizinin içerisinde kadroda. Evet. İnanılmaz oyuncular var. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu arada dizide bir tane de bizim ahbabımızın çocuğu da oynuyor. Genç kızımız var Zeynep. Çok başarılı olacağını inanıyorum bu diziyle. Onun da yıldızı parlayacak. İnşallah. O yüzden daha çok seyredeceğiz herhalde. Bunu. İnşallah. Sevgili Funda, yavaş yavaş programımızın sonuna gelmeye başladık. Şöyle ufaktan bir toparlayalım. Evet sevgili dostlar, medyatilkisi.com YouTube kanalı takip ederseniz kanalımızı, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok memnun oluruz. Oradan bize soracaklarınızı yoruma sorabilirsiniz. Sevgili Funda Erkoç'a programımıza katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili Funda var mı diyeceğim? Vallahi şimdi sen orada belirttin ya ne konuşmamızı istiyorlarsa bize yazsınlar. O konuda biz de yorumlarımızı yapalım. Evet. Bunun dışında da herkese de sevgiler, saygılar. Sana da kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgili dostlar, kalın sağlıcakla.